kaçırılmayacak şahane cuma fırsatları uygun ödeme koşullarıyla MediaMarkt.com.tr ve geniş mağazalarımızda. Şahane cuma MediaMarkt, MediaMarkt. Ya şimdi Joseph zaten burada böyle çiziyoruz. Tabii kağıt üstünde hepsi ama mesela Atiba ile aynı şeyi yapmayacak. Atiba daha önde oynuyor. Hatta tam tersi. Kamera. Şunu ittirebilirsin. Ben tutayım kardeşim, ne yapmak istiyorsun? Normal. Oha, kalemi yok. Kalemi yok. Ya ne alek, ne yapayım? Dur. Atiba'yı siliyorum buradan, önüne mi alıyorum? Joseph'i tam savunmanın önüne koy. Aynen öyle. Tam böyle çapa yap. Mensa'da iç yap. Şurada Joseph arkadaş, aslında... Arkadaş baştan bu grafik dersi veriyoruz ya. Evet. Şurada aslında şu hattın bir parçası. Yani Atibalar falan önde yani. Alakasız onlarla. Burada geçen maç Necip'le Montero ikilisinin zaten sırıtmamasının en temel sebebi Joseph'le Montero ile Necip'e önünde bir ekstra bir stoper gibi oynuyor olmasıydı. Atiba'yı bari böyle gülen yüz yap. Adamın hep yüzü gülüyor ya. Evet, yüzünü güldürüyor ya izleyenin, o yüzden. Mensah'ta biraz... Yüzü aktı mı biraz? Evet, ağlattı. Öyle bir şey giriş, biz oraya güzel Atiba yazalım gitsin. Bir şey söyleyeceğim. Mensah'ın performansını oynar, beğendin mi peki? Ya ben yani eğer Laiç gerçekten futbola ait hissettiğini biraz hissetsem ben Laiç'i orada oynatırım. Ama Laiç antrenmanı yarıda bıraktı 2 gün önce. Bugün de antrenmana çıkmadığı söylendi bana Beşiktaş muhabirinin bir tanesi tarafından. Başka da bir alternatif olduğunu düşünmüyorum yani. Mensah varsa Mensah oynar orada. Oğuzhan da düzeldi, o da oynayabilecek duruma gelmiştir belki. Bu maç Oğuzhan olur mu Mensah yerine? Olmaz abi. Bence Beşiktaş geçen maçtan mümkün olduğu kadar az şey değiştirecek. Bence tamamen aynı oynamaya çalışacak. Burada sadece iyileşen oyunculardan ya da cezası biten oyunculardan hangisi? Dorukhan zaten oynayamıyor kart cezasından. Sağ bek oynamıştır. Rozier de zaten düzeldi. Sağ bekin doğal tercihi Rozier oynayacak. Eğer Vida yetişmeyecek durumdaysa da bence Necip oynar yani. Ben zaten devam Fenerbahçe'nin 11'ini daha çok merak ediyorum. Çünkü Necip, gerçekten çok... Necip'i ben de dalga geçtim. Her kim yerde bu mesaj yayınlandı. Dedi ki işte Necip'i de her yere devşirdiniz, bir stoper kaldı dedin. Kaleci kaldı, takır dedim, kaleci kaldı. Bir kaleci kaldı dedi. Evet tamam. Dalgalar geçildi üzerimize. Hiç çıktı dalga, stoper oynandı. Hiç dalga falan ben geçmedim seninle. Ben çok ciddi bir konuda Türk futbolcusuna yapılan böyle çifte standardı. Lütfen sen de böyle iyi niyetli de olsa buna ortak olma. Oyuncuyu böyle defansif orta saha olarak yetiştirdin. Defansif orta sahada yer bulup oynatamıyorsun. Sözleşmesini uzattın. Hadi stoperde bir daha deneyelim. Hadi sağ bekte deneyelim. Oyuncuya da kötülük. Oyunda takıma da genç oyuncuyu da altyapıyı da değersizleştirmek bu. Başka bir şey değil. Zaten altyapıdan en son çıkardığın oyuncu Necip'se bir sorgulaman lazım. Yani neyse orada... Rıdvan çıktı da hani o sorgula bitti. En azından Rıdvan'ın ve kaleci Ersin de sonuçta altyapıdan çıktı. Ya ümit ediyorum Rıdvan kalıcı olacak bu maçla birlikte. Formasını tapulayacak diye ümit ediyorum. Çünkü ben biraz endişe etmeye başlamıştım. Çünkü Ümit Milli Takım maçını bilmiyorum izledin mi? Ümit Milli Takım maçı çok kötüydü. Yani kötü bile değildi, çok kötüydü. Enteresan. Ben bayağı etkilendiğini düşündüm psikolojik olarak. Çıktı ama Beşiktaş formasıyla bu kadar zor bir maçta. Ümit Milli tarafta da, Ümit Milli takımda da ön tarafta bir hepsi forvet. Bayağı da iyi oyuncular. Çok seviyorum hepsini izlemeyi ama geriye de çok gelme, o da bir gerçek yani, onu söyleyeyim. Yani orada özellikle orta saha stoper Berat'a da orada böyle Necip muamelesi yapıyorlar, onu söyleyeyim. Berat kendi bu çifte sınavlarda yaptırma. Necip de zamanında yaptırmasaydı çok sevinirdim kendisine bu muameleyi. Biz de böyle çelişkili durumlar düşünmezdik. Bak şimdi Necip'le ilgili şunu söyleyeyim. Necip bir Fenerbahçe derbisinde 89 dakika stoperde çok iyi oynamıştı, hatırlıyor musun? Hangi son dakika solu kaçırdı, hücuma çıkacağı, hayır ne Tuncay Şanlı dönemi de oynamasın artık Necip. Abartma. Ya sen Kleber çok iyi çocuk. Ben çok Kleber seviyorum. Sonu. Çok daha başarılı olmasını istiyorum da sen de abarttın yani. İşte sanki 100 yıldır oynuyormuş gibi algı uyandırma. Doğru, çok eski maç o ya. Efsane maç. Tuncay Şanlı Bursa Spor'dayken belki Necip'e rakip olmuştu. Ama çok acayip bir maçtı o, aklımda. Müthiş bir maçtı. 2005 yılıydı o. 2005 yılında. Kleber son 40 metreden mi atmıştı? Evet, sonra da Tuncay. Tuncay da slalom yapmıştı. Biz o gün gazetenin spor servisindeydik. Tabii Beşiktaşlı, Fenerbahçeli falan beraber böyle hu yaparken biz şeyi unuttuk ha o maçta. Yıldız vermeyi unuttuk, biliyor musun? Bir de benim görevimdi. Herkes boş çıktı. Maç sonu kapışmalarında. Ya işte ağzımı bozmuyordum ben. Onlar bozuyordu, sonra ben bozmuyordum. Neyse, konuya gelirsek. Bak o maç şu maç. Son dakikada Musa Sov çıkıyor, golü atıyor. Slaven Bilic döneme. Evet. Onda da maç yazısını gönderememiştim evden gazeteye. Yerde kalmıştım çünkü. Ya çünkü çıkma diyorum. Yani çıkma, bak orada geride sol pusuya yattı ama televizyondan duyuramıyorsun tabii. İmkansız bu. Zaten olmuş oluyor. Bu 50 yıldır deniyorlar bunu, olmuyor ama ben de hala deniyordum onu. Artık bıraktım. Çıkma oğlum, bak 80 çok yönlü. 90. dakika işte Necip yüzünden kaybedildi. O böyle kurbanlaştırıldı. O yüzden ben senden farklı düşünüyorum. Ben hep iyiliğini istediğim için.
İlk röportajını ben yaptım. Forfortu dergisi ve Adam Olacak Çocuk sayfamız vardı. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Oraya genç yetenekleri altyapılardan keşfedip... O sayfa konuşuyor. Çok futbolcuyu yaktı. Evet. Çünkü altyapıda hangi takımlısın diye soruyorlardı. O çocuklar da cevap veriyordu. Ben en az 4 oyuncu hatırlıyorum böyle. Bir başka büyük takıma transfer olan çat. Forfortu, Adam Olacak Çocuk. Tuttuğum takım hangisi? Şu. Adam Olacak Çocuk sayfasında en özel benim hatırası. Salih Uçan'ın hangi takımı tuttuğu hatırlıyorum. Rahmetli... Rahmetli kardeşimiz Edis Bahtiyaroğlu. Onunla röportaj çok eğlenceli, çok zevkliydi. Tekrar Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Çok genç yaşta kaybı. Çok genç yaşta çok çok bizi üzen kaybı bir oyuncu. Herkesin tabii kaybını üzülüyoruz öyle erken ölümlere de. Onu yakından tanıyıp o röportaj. Dönmüşken yani şimdi Necip o sayfadaki oyuncu olmadı. Necip o sayfada Beşiktaş'ın yıllarca Gattuso'su olacaktı, anladın mı? O sayfaya göre, o röportaja göre. O olmadı. Hani sonradan bir şey oldu. Ama bak bu derbide de eğer Necip belli sebepten stopere geçip 80 dakika iyi oynayıp son dakikada oyuna sonradan giren Kemal Adem'i veya Sise'yi kaçırıp gol yerse yine Necip kurbanlaştırılacak. Asıl sorunu işte Beşiktaş'ta uzun süre Necip'ten Rıdvan'a 5 kuşak hiç oyuncu yetişmemesinin, gelişmemesi asıl sorun ıskalanacak. Günlük düşüneceksek evet. O maçta gayet iyi oynadı stoperdi. Hiçbir şey demiyorum ama yine Başakşehir'in ilk golünde Necip Erdoğan ortak hatası. Bu arada zaten bence eğer Vida sağlıklıysa bence de Vida oynamalı. Benim fikrim peki, o. Peki Sise mi oynayacak, Kemal Adem mi oynayacak sence? Yok Sise oynar ya. Yani, hocam o böyle Adem'i bir özel hazırlama sürecinde sanki. Ama yani ben Beşiktaş maçına hazırladığı düşüncesine, derbisine hazırladığı düşüncesine değilim. Tecrübesi nedeniyle de Sise diyorsun. Ben Adem'in zaten oynaması gerektiğini düşünüyorum. Bence Adem'i Samatta'yı rahatlatacak oyuncu Adem'i. Ya Adem'i oynarsa Samatta'nın performansı da tekrar artacak ama bence. Ama Adem'i oynarsa Pelkas ya da Perotti'den birini çıkarman lazım. Perotti'yi çıkaracak halin yok. Pelkas'ı çıkarırsan Mert Hakan mı Pelkas mı oynar diye tartışıyoruz. Yani zengin kadro bir yandan da tabii maç akışında üçlü oynarsan olur. Koz olsa da neyi üçlü oynarsan stoperi. Savunma hattını üçlü oynarsan gayet hepsi oynar. Gökhan Gönlü mü yapacaksın üçüncü stoper? Evet. Sağ kanat kim olacak? Sol kanat Caner, sağ kanat Valencia mı olacak? Pelkas olabilir. Ozan olabilir. Ozan oynuyor zaten. Ozan ortada çok iyi değil ama bak yine o Türk gencini iyi her yerde iyi oynuyor diye en iyi oynadığı yerden mi koparmasak mı artık ya? Hayır ben eğer sen diyorsun ki o oynamıyor böyle ne yapayım onu ikiye mi çıkarayım kuralı yani öyle bir şey soruyorsun ki abi. Bunu çöz diyorsun çözüyoruz onu da vermiyorsun. Kerim onları yapma ya. Bak, yani 12'si istiyorsa oynasın 12 oyuncu yapalım evde tamam. Şu 3-5-2 hayır fena fikir değil ben de düşünüyordum. Kötü fikir sezon başı bayağı düşünüyordum da. Sağ kanatta solda eğer bir Caner tek oynayacaksa ona çok uygun. Sağda hangi oyuncuya çok uygun? Eğer Caner'i stoper alacaksan. Gökhan'ı alıyorsan Ozan çünkü hem orta saha hem sağ bek oynayabilecek bir oyuncu lazım. Enerjili oyuncu lazım. Tamam. Ozan bu oyuncu. Peki. Bence. Tamam. Yani çizgiyi alacaksın. Aynen. Tamam, peki. Böylece ortada da Mert Hakan'ı oynatacaksın öyle mi? Bu ama derbi özelinde değil. Sen sadece genel. Pelkas, Perotti şey olmadan hani çift forvete nasıl dönersin sorduğun için tamam, söylüyorum. Tamam bir şey demiyorum canım. Yoksa şeyi hayır, değil. Yarın zaten bir kapışacağız. Biliyorsun futbol menajerde bol bol kapışacağız. Aynen. Herkes seni daha böyle avantajlı görüyor. Çünkü 23 yaş altı oyuncu seçeceğiz. Seni o yüzden çok daha avantajlı görüyor ki ben seni değil de senin tarafı çünkü Mustafa Demirtaş 13 yaşında çocukları bile biliyor ya. Samatta'yı 16-17 yaşındayken öğrenmiştim. Abi Bursa Spor'un şef scout'unu getirmişsin kapışmanın yanına almışsın. Burada ben Mustafa Urbaz'dan... ile böyle tam bir mind games ya. Oyunda yaptığını bana yapıyor. Mourinho. Oyunda yaptığını bana yapıyor. Ilgaz'la aynı takımda olmaktan çok memnunum da. Kendime ben iyi seninki değilim şef scout benim bizimki gariban scout. Ben neyim peki? Gariban scoutlarla iş yapacağız. Neyim? Tamam sen neysen ben de oyum abi. Biz gariban bir şey farkımız yok yani. O zaman derbiye dönersek biri draft yapma şansın olsaydı yani her iki takımından oluşan en iyi 11'i bana lütfen yapar mısın? Ha güzel o zaman kalemle. Abi. Seversin böyle şeyleri biliyorum. Kale Altay mı? Altay. Utku yalnız bayağı iyi oynadı son maçta. Bakalım bu maçta da iyi oynarsa peki böyle soruyorum. Sürpriz bir tahmin. Bu maçta da eğer böyle Başakşehir maçındaki gibi oynarsa. Utku'yu mu diyorsun? Utku en azından böyle Ersin'in önüne geçer mi? Geçebilir ya. Sonuçta forma rekabeti var ama ben Ersin'i şu an daha önde görüyorum. Tamam yap bakalım. Burada bir sürpriz yapacağım. Ben sana yaptırtıyorum. Kendim yapmıyorum ki izleyiciye de daha güvenilir olalım. Çünkü iki takım da tutmadığı için Beşiktaş'ta Fenerbahçe'yi de... Küfürü de ben yiyeyim. Bu da güzel. Bu da ne güzel. Küfür oğlum? Küfür eden olursa şaka dava yapıyorum. Açarsın olur biter. Şakasını Allah Allah. Yapıyorum. Ben. İyi para geliyor oğlum. Caner. Rozo'yu sabike koydun Gökhan Gönül yerine. Hı-hı. Evet. Tisseran. Evet. İki takımda da bir stoper sıkıntısı var. O yüzden şimdilik şöyle yapıyorum. Serdar Aziz yaptın. Aynen. Tamam. Şu an mevcut. Rozo'yu, Serdar Aziz, Tisseran, Caner.
İki takımın ortak 11'ini yaparsak. Gustavo. Ozan. Atiba mı Sosa mı? Atiba. Tamam. Şu anki form durumuyla. Çünkü Sosa zaten tamam, son maçta yoktu. Sosa son maçta vardı. Yani son maçta vardı ama ondan önceki maçlarda yoktu. Ha, sakatlığı da. Atiba da zaten son maçta. İşte uçuyor diyorsun. Aynen. Ama Gustavo, Ozan, Atiba çok mu defansif olur? Bu Pereira vardı ya Portekizli hocası Fenerbahçe'nin. O böyle orta saha yapınca çok kızıyordunuz. O yüzden söylüyorum. Josef, Mehmet, Topal, Ozan yapınca. Tabii Atiba artık 6 oynamıyor. Bariz böyle 8 oynuyor. O ayrı, o gol koşusu. Daha doğrusu asist koşusu. Kaça kaç oldu? Tam oldu işte 4-3-3. Perotti, Abubakar, Gezal. Beşiktaş'tan 1-2-3. Yani Beşiktaş'ın bu sağ iç ve sağ bek. Ya sağ kanat, sağ içi. Ha, bir de tabii Abubakar'ı da koydum. 7 Fenerbahçe'den 4 Beşiktaş'ın oyuncuları. Evet. 7 Fenerbahçe'den 4 Beşiktaş'tan, yani oyuncu zaten kadro olarak bireysel bakınca Fenerbahçe derbide bariz daha avantajlı. Ama bireysel tekin toplamından daha etkin takımı ortaya kim çıkaracak? Hep birlikte göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Eklemek istediğin bir şey var mıydı? Pardon. Yok abi 11'de yaptım. Böyle kaş göz yaptığın için bitirdim ya. Yok kaş göz yapmadım ya. Hayır, kaş gözü de senin öyle bir şeyin. Ben artık anlıyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Yorumlarınızı bekliyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz de beğenme tuşuna basarsanız seviniriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Doğru bak, öyle şeyler unuttuk ya. Aynen. Tabii. Hep böyle her gün geleceksin. Abone de olun. Her gün geleceksin. Sıfır takipçin, sıfır beğenin varmış gibi çalışacaksın. YouTube vallahi. Abura. Burada her şey gerçek. Televizyonda da gerçek canım. Yani bazı kanallarda bazılarını dinleriz. Siz daha iyi biliyorsunuz. Siz daha iyisini değil. Biliyorsunuz. Kimi izleyeceğinizi siz bizden daha iyi biliyorsunuz deyip anladınız, siz görüşürüz. Bu part bitti ama Valo'da daha konuşulacak çok şey var. Ayrıca abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.